Ortanca çocuklara tekrar hoş geldiniz. Ben Ömer. Sen şimdi K-popçu oldun. Bu transition'ı, bu dönüşümü nasıl yaptın? Şöyle düşündüm. Sadece K-pop değil, K-pop dinleyen yaş grubuna nasıl hitap edebilirim diye düşündüm. İlk önce bu üzerimde fıstık ezmesi ve kedi tüyünden yapılmış alerjik bir kolye var. Bunu boynuma taktığım zaman boynum şişiyor ve nefes almakta zorlanıyorum. Gözlüklerim parçalanmış bir motor kaskını camını kestim. Şapkam hediye. Yüzüne fondöten sürdün mü? Sürmeme gerek kalmadı Niga çünkü ışığı direkt yüzüme tutuyorum. Zaten beyaz görünüyor. Ondan dolayı çok da umurumda değil kanki yani anlıyor musun? Ben Jungkook'um. Jungkook. Yayın açıyor musun Twitter'da? Bak hemen geliyorum. 1 milyon Yok takipçimi de alıp Twitter geliyorum. değil. Ben Twitter'ın Kore versiyonu olan Bangtoyung TV'de yayın açabiliyorum sadece. Çünkü devletim tüm dünyaya erişim vermeme izin vermiyor. Tüm dünyaya erişeceğim zaman Translate'den şarkı sözleri yazıyorum. Onları çeviriyorum. Zaten dinleyenler de anlamadığı için bir sıkıntı yaşamıyorum yani dostum anlıyor musun? Ben koskoca Jungkook'um. Tek başına seni BTS grubunun önüne atmazsak biz de ortanca Aynen. çocuklar değiliz abi. Ya ben düşündüm. K-pop veya genel olarak pop ve kalitesiz trap müzik dinleyen. No, kaliteli müziğe bir saygısızlığımız yok evelallah. Bak bu alerjik zincirimi öpüyorum tekrardan. Fıstık ezmesi, yumurta, gluten ve kedi köpek tüyünü beraber eritiyorsun abi bir alaşım yapıyorsun. Kesinlikle alerjin oluyor ve kalitesiz çelikle birleştiriyorsun bunu. Bunun içine zaten gıda boyası eklediğinizde K-popçu oluyor. Ben size nasıl K-popçu olunuru şöyle göstermeye başlayayım. Üzerimde gördüğünüz saçma sapan deseni olan bir tişört var. Pazardan aldım. %100 geri dönüştürülmüş plastik naylon. Doğaya yararım var ama insanlığa yararım yok bundan dolayı. Popçu olmak da böyle bir şey değil mi? Popçu olmak böyle bir şey ama Kore dilinde pop yapmak çok daha özel bir şey olsa gerek. Seni bu yüzden sen çok Sadece özel bir Kore değil insansın. dostum. Hani sen şöyle diyeyim sana. Bu tarife mavi gıda boyası koyarsan Gora popçusu oluyorsun. Gay pop. 1,5 kilo fondöten aldım. Fondöten Hani fiyatları da içindeki... 40 liradan başlıyor bu arada. 40 lira az bir para değil. Bir de ufacık ufacık paketler yani. Kime yetecek ki o? Ben işte ondan dolayı şey yaptım. Yani bir Maskülen Army Store'a olamayacaksın ya. girdim. Maskülen Army olamayacaksın. maskülenlik mi? Maskülenlik diye bir şey yok artık. Cinsiyet diye bir kavram yok kardeşim. Kore'de öyle Ondan dolayı yapılıyormuş. Kore'de biliyorsun erkekler de makyaj yapıyormuş. Ben bunu öğrendiğimden beri parmak uçlarıma vazelin sürüp dudaklarıma masaj yapıyorum. Yani şey hissetmeye başladım. Hemcinslerimin ne hissettiğini anlamaya başladım. Benim hemcinslerim dünyadır. Cinsiyet diye bir şey yoktur. Ben tüm dünyayı anlayabiliyorum dostum. Kalitesiz müziğin beden bulmuş haliyim ben. Seni o zaman yani he, she, they bu üç kalıpla da çağırabilir insanlar değil mi? Bana genelde daha çok Türkiye'de it diyorlar. Kapı zorlanıyor şu an arkamda. Büyük ihtimalle biri bana linç atmaya çalışıyor. Bir saniye. Ya ne oldu? Ben ne güzel karaktere girmiştim. En Dur. son ne diyordum? Genel olarak kalitesiz müziğin adresi benim. Senin Hani... şimdi adın soyadın tam olarak neydi? İzleyiciler şey olsun. Bundan sonra çünkü fanların çok artacak. Instagram'da sayfaların açılacak. Yeni bir K-popçu olarak. Jungkook Bangchuk diye arattığınız zaman Jungkook Bangchuk olarak arattığınızda beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben Aşağı linkini bırakacağız. inanılmaz kalitesiz bir single'ım var. RNA ya bir şarkı yaptım. DNA'dan sentezlenen bir molekül biliyorsunuz. İçindeki RNA kısmı hariç hiçbir şey anlamayacaksınız. Şey gibi destekleyeceğiz değil mi böyle? Birisi hafif bir şey söylese bile hayır diyeceğim Jungkook Bangchuk en iyisi. Ona asla kötü bir laf söyleyemezsiniz. Allah belanızı versin. Ondan daha iyisi yoktur. Evet, kendi fan grubumun adını da buldum. Özgün bir isim. Milis diye düşündüm. Çünkü Army was taken bro. Army ismini kullanıyorlar zaten benim çakmalarım. Benim de fan grubumun adı Milis. Armileri her zaman döver bence. Aynen. Bence 1.000 Milis 10.000 Army'yi döver. Yakında single'ım çıkacak. Grenade diye bir şarkı düşünüyorum. Onu da İngilizce yapacağım. Çünkü Dynamite was taken bro. Kendini bayan olarak nitelendiren yani kadın olarak hisseden arkadaşlarımın bir grubu var. Onların da çok özgün bir ismi var abi. Grey Purple adlı bir grupları var. Kesinlikle öneririm. Toxic Girls diye bir şarkıları var. Doğru erkekle tanışamadıklarından dolayı biraz sıkıntı çekti onlar da. Zor durumlardan geçtiler. Bu anılarıyla ilgili albüm aslında. Genel olarak
Boys adlı bir albümleri var. Kesinlikle erkeklere karşı aşağılayıcı değil. Kapatmadan önce sevgili Jungkook Bancuk, K-pop hayranlarına neler söylersin? Artık senin hayranın milis mi olsunlar yoksa armilerinde mi kalsınlar? Arkadaşlar, kalitesiz müzik evrenseldir. Yani hani sadece Kore'de yok. Türkiye'de de bakın trap diye bir var. Gerçekten orada da kalitesiz işler yapıyoruz yani birkaç kişi hariç. Bizim gibi birbirinin klonu olan 3-5 tane tiplemeyle kendinizi sınırlamayın. Adını duymadığınız ülkelerin kalitesiz müzikleri var. Köpeklerinin sünnet müziği falan var bu insanların. Onları da dinleyebilirsiniz. YouTube'da arattığınız zaman çıkıyor zaten. YouTube'da her türlü var. Yani insanlar papağanlarını gezdirirken tasmayla sahilde selfie çekmişler. Evet. Yani o papağanın tüyü de kolyemde var. Hani kolyemin ana içeriklerini tekrar söylüyorum. Bu über alerjen Jungkook Bancuk kolyesi olarak geçiyor Trendy Yol'da. Trendy All. Gerçek okunuşu da onun. Milis kuvvetlerim benim bunu bilir. Yumurta, fıstık ezmesi, gluten ve kedi köpek tüyünü kalitesiz çelikle birleştiriyorum. Boğazınıza taktığınızda 10 dakika sonra falan alerji yapmaya başlıyor. Alerjiniz varsa hatta bunu böyle poz veriyorsunuz. Yanınızda adrenalin veya epipen yoksa hayatınız son buluyor. İnanılmaz bir kafa. Yani kesinlikle nigga bro. Yeni single'ım Rene ve Grenade'in linkleri aşağıda. Kalitesiz müzik sadece Kore'ye özgü değildir. O zaman bu bölümün de sonuna gelelim. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.